okuyucularımız ile böyle bir günün önemine değineceğimiz için mutluyuz. Çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bu ülkeyi yönetecekler, sahip çıkacaklar, kişilikleriyle saygı duyulacak bireyler olacaklar. Onların geleceğini ışık tutmak, daha güvenli bir ortamda kendilerine de duydukları güvenle yaşamalarına destek olmak için hep birlikte haklarına sahip çıkalım, onlara el uzatalım. Bugün buraya katılım gösteren herkesin de bu konudaki hassasiyetini görmüş oluyor. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Evet, şimdi bugünün önemine değineceğimiz açılış konuşmalarımıza hemen geçmek istiyoruz. İlk olarak bugünkü bu güzel organizasyonda, etkinlikte ev sahibi olan Avrasya Hastaneler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu, büyük alkışlarınıza davet ediyoruz. Ben de bugün burada bizimle birlikte olan tüm katılımcı arkadaşlara, hocalarımıza, Asiye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli günlerde topluma düzgün, iyi mesajlar verme fırsatı olduğu için teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle beraber oldukları için. Evet, çocukken her şeyin çok çok daha güzel olduğunu, birçok şeyleri zamanla öğrendikten sonra farkında oluyoruz. Çocukluk güzel bir şey. Ben çocukken çocukların çok sevildiğini görüyordum. Acaba bu sevgi niye? Acaba iltifat mı diye gibisinden de düşündüğüm zamanlar oldu. Ama her yerde çocukların müthiş bir sempati yarattıklarını gördüm. Onlar toplumda sevgiyi besliyorlar. Mükemmel bir ortam yaratıyorlar, cıvıltılarıyla, sesleriyle, hareketleriyle. Çok güzel bir şey gerçekten. Ama bu çocuklarımızın da böyle çocuk hakları gibi bir takım haklarının artık bilinmesi, öğrenilmesi ve buna göre hareket edilmesi de güzel bir şey. 1989'da çocuk hakları kabul edilmiş Birleşmiş Milletler'de. Ve Atatürk'ümüz daha önceden 23 Nisan'da çocuklar için bir bayram ilan etmiş. Bundan dolayı gururluyuz tabii ülke olarak. Böyle bir bayramı yaşama şansımız olduğu için ülkemizde. Ben çok sözleri uzatmak istemiyorum. Daha sonra konuşmacılarımız var. Ve bu işin duayeni Asiye Nuhoğlu hocamız var, Profesör Doktor. Bu alanda büyük mücadeleler veriyor. Türkiye'de duayen bir isim. Özellikle yeni doğan yoğun bakım konusunda duayen bir isim. Bizim 3 hastanemizin de yoğun bakımların tepesinde Asiye Hanım var. Biz onunla beraber çalışmaktan, bu tür çalışmalar yapmaktan da mutluyuz. İnşallah çocuklar için çok daha güzel şeyler yapma fırsatı olacak Avrasya Hastanesi'nin de. Burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz. Ve Lyons Dernekleri aramızda. Kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Ve Uluslararası Lyons Dernekleri Geçmiş Dönem Federasyon Başkanı Sayın Tuğba Tengiz Yılmaz, büyük alkışlarla kürsümüze davet ediyoruz. Değerli konuklar, ben de hepinize tekrardan merhaba diyorum. Çocuklara ve haklarına son derece saygılı olan sevgili hocamız Asiye Nuhoğlu'nun güzel davetiyle biz de buradayız. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, çocuk hakları ile ilgili Lyonlar da çalışıyorlar. Malum çağımız değişiyor, gelişiyor ve bu gelişme içerisinde de bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça, araştırma olanakları arttıkça aslında yaş da daha da küçülüyor bilişsel seviye olarak. Tabii çocuklar eğitim ve öğrenim seviyelerinin haricinde sosyal anlamda da bilinçlenmek zorundalar. Biz Lyonlar da dünya genelinde 100 yıl
yılı aşan bir süredir toplumda bir ihtiyaç varsa bunu karşılama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hazreti Mevlana demiş ki, emek ver, kulak ver, bilgi ver ama boş verme. Dolayısıyla biz de insan haklarından asla ayrı düşünülmeyecek bu çocuk hakları konusunda boş vermemek istedik ve bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda çocuklarımızın sağlık hakları, eğitim hakları ve güç koşullar altındaki çocukların hakları başlıklarında derin çalışmalar yaptık. Çalışma arkadaşlarım burada karşımdalar, büyük desteklerle büyük güzel bir çalıştay gerçekleştirildi. Ve bu çalıştay sonucunda çıkan rapor bir kitap haline getirildi. Tabii bu kitaptaki amacımız devletimizin belirleyeceği politikalarda, ilgili kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda bizim de bir katkımız olmasıydı. Çok değerli hocam, bu çalıştayımızın çok çok önemli, çok yüklü bir bölümünün moderatörüydü. O günden beri bizimle birlikte. Onun için kendisine huzurlarınızda burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve diğer konuşmacı arkadaşımız, sevgili İnci arkadaşımızla biraz sonra yine baş başa olacaksınız. O da gerçekten en büyük liderimizdi. Ben burada ona da huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki çocuklar hep haklı ve çocuklar hep farklı olsun efendim. Bravo. Teşekkür ediyorum. Tuğba, çok teşekkür ediyorum sizlere tekrardan. Evet, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı da aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyelim buradan. Ve Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Başkanı Sayın Zuhal Ramazanoğulları büyük alkışlarınızla davet ediyoruz kendinize. Biz Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı olarak 1993 yılında beri hizmet veriyoruz. Kurucumuz Sayın Profesör Doktor Müyesser Tuncer, Türkiye'nin ilk neonatoloğu, duayen hoca ve 5 arkadaşı tarafından kurulan bir vakfımız ki bunlardan biri de Sayın Asiye Nuhoğlu. Çalışmalarımızı o yıldan bu tarafa sürdürmekteyiz. Amaç, kuruluş amacı o yıllarda yüksek olan bebek ölümlerini azaltılması ve yeni yeni bilinmeye başlanan neonatoloji dalının daha bilinir hale gelmesi için öncelikle hekimler arasında sonra da sahada çalışan bütün hemşirelere vesaire bilgi vermek, eğitimler düzenlemek ve bir yandan da yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaç duydukları alet ve gereçleri temin etmek ana maksadımız. Ve bunlara sahip olmak, sahip çıkmak bizlerin de çok önemli bir görevi. Onun için bu günü kutlamamız, bugünün değerine farkına varmamız gerçekten ulus adına çok önemli. Bunun için hocamıza ne kadar teşekkür etsek az. Saygıyla selamlıyorum efendim hepinizi. Teşekkür ediyoruz Zuhal Hanım'a. Evet, açılış konuşmalarının hemen ardından bugün protokolümüzde yer alan çocuklarımız, hastanemizin protokol alanında bugün sizler yer alıyorsunuz. Siz de hoş geldiniz tekrardan diyelim. Bugün sizler için burada toplandık. Çocuklarımız için de büyük bir alkış alabilir miyiz? Biz Yarının Büyükleri adlı şiirini okumak üzere Arda Çekçen alkışlarla böyle davet ediyoruz. Ve sonra da bizlere bir gitar çalarak dinletisi olacak. Hep beraber onu dinleyeceğiz. Bir güneş izliyor arınlara, sevgi yazdık alınlara, açılmışız ufuklara, amacımız hep ileri. Esmer sarı beyaz zincir, biz yarının büyükleri. Bin hayal var çalışmakta, bin sevinç var başarmakta. Bir çiçeğiz şu toplumda, amacımız hep ileri. Esmer sarı beyaz zincir, biz yarının büyükleri. Kalpte sevgi çıktık yola, barışçıyız hep kol kola. Tüm çocuklar mutlu ola, amacımız hep ileri. Esmer sarı beyaz zenci, biz yarının büyükleri. Evet. Güzel şiirinden dolayı. Evet, yapılan iyi işlerin
Bir görünen kahramanları, bir de görünmeyen kahramanları vardır. Bilgisi ve deneyimleriyle yolumuzu aydınlatan kahramanımız, Türkiye'nin ilk neonatologlarından, yeni doğan camiasının anası, her zamanki şıklığı ve güzelliğiyle de bugün bizlerle Profesör Doktor Sayın Asiye Oğlu büyük alkışlarla sahnesine ayrılıyoruz. Ben en başta çocuklarımızın yanına gidiyorum. Bugün çünkü burada varoluşumuzun nedeni siz çocuklarsınız. Dinleyin, öğrenin. Öğrendiklerinizi lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Evet, çok değerli, sevgili çocuklar. Yine bu konuda büyük emek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri var. Evet, 118'de NEOS grubu adına bir grup burada. Çok güzel çalışmalar yaptılar geçen. Hatta objektif olarak kitaplarını ortaya çıkardılar. Evet. Hatta bugün Fox TV'de izledik. Daha önce de izlemiştik. Bu çok büyük bir başarı. Evet, Anne Bebek Sağlığı Vakfı'ndan arkadaşlarım yine büyük bir grup halinde bulunuyorlar. Konuşmacı olarak da katılacaklar yine. Yine onlar da söylendiği gibi Türkiye'nin ilk neonatologlarından. Çünkü çocuk haklarıyla neonatolojinin çok yakın ilişkisi var. Ana iki maddesi bildiğiniz gibi çocukların sağlıklı doğma ve yaşama hakkı. Yani bunun içinde neonatoloji çok önemli. Hocamız sadece Türkiye'de değil, dünyadaki ilk neonatologlardan. Hatta Amerikan Cumhurbaşkanı'nın oğlu doğduğunda, tabii kaybettiler oğlu, Kennedy'lerin oğlu doğduğunda Amerika'da bulunan hocamız da. Biz de onun öğrencileriyiz. Onların izinde gitmeye çalışıyoruz. Evet, Nuhoğlu Vakfı var, bizim aile vakfımız ama son derece kurumsal çalışan bir grup. Geçen sene 23 Nisan'da sizlerle yine dergide yazı yazmıştık, çalışmalar yapmıştık. Hatta Trabzon'un bir ilçesinde de çocuk dostu yapmak için bir takım projelerimiz var. Ve hatta Nuhoğlu Vakfı'ndan yine onun yanında görüyorum, Mesude'yi görüyorum, Nuhoğlu'nda yan yana. Biz 2000'li yıllarda arkadaşlar çok önemli, yani 1999'da dünyadaki en büyük çocuk kurultayı, birinci çocuk kurultayı İstanbul'da gerçekleştirildiğinde müteakiben biz bunu hayata geçirmeye çalıştık. Biliyorsunuz ki bu maddeler biliniyor. Anayasamızda maddeler var, medeni hukukumuzda var ama hayata geçmiyor. İşte bunları hayata geçirmek için Sarıyer'de bilinçli aile, sağlıklı nesil isminde bir proje başlattık. Bu isim o kadar tuttu ki arkadaşlar, şimdi bakıyorum ekranlarda değişik kişiler billboardlarda kullanıyor. Başka amaçlarla ama olsun. Mühim olan demek ki tuttu. Mesela dost kelimesi tuttu. Onun için bazı kelimeler tutmak çok güzel. Ve bu arada tabii tüm kişilere dost kelimesi de 1999'larda yine ortaya attığımız bir terimdi. Çok önemli. Ve bu arada evet kişileri böyle dağıttım. Onun için işte sivil toplum kuruluşları var, sağlıkçılar var, eğitimciler var. Ve en mühimi çocuklarımızın yakınları, anaları, çok değerli çocuk dostları, hepinize şahsım, organizasyon ekibi, en mühimi de burada temsilcilerimiz var, en ön sırada oturuyorlar. Temsilcisi olduğumuz çocuklar adına hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum ben. Konuşmamızda değineceğim ama çocuk haklarında gerçekten çok birikimim var. Ki söylemem gerekenlerin %1'ini de söylemiyorum. Çünkü sanıyorum ki 1999'da da eğer İstanbul Valiliği'nde kitap okuduysanız binlerce sayfa yazılmış bir eserimiz var. İstanbul Çocukları Vakfı adına. Bu dünyadaki benim katıldığım en kalabalık toplantıydı. Barış Var Öğretmesi. 100 küsur devlet katılmıştı. 100 küsur devlet katılmıştı. Ve o zaman 8 ayrı komisyon vardı. Sağlık komisyonu vardı, eğitim komisyonu vardı, sokak çocukları komisyonu vardı, hukuk vardı, sosyal hizmetler vardı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları. Anne Bebek Sağlığı Vakfı'nda da hocamız Miyeser Tuncer de vardı ve ben o vakıfta sağlık ve çocuk refahını Türkiye sorumlusuydum. Yaklaşık 1800 tane öğretim üyesiyle birlikte çalıştım. En yaşında bile değildim o zaman, yani epeyce gençtim ama tabii o kadar çok emek verdi ki ve orada belirli kararlar aldım. Hani benim üzüldüğüm nokta bu kararlar hala uygulanamıyor. O aldığımız kararlardan birisi 10 yılda bir önemli toplantılar yapmaktı. Çünkü 9'lu yıllar önemli. 59 Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği tarih, 79 Dünya Çocuk Hakları yılı, 89 Dünya Çocuk Zirvesi'nin olduğu dönem, 99 birinci kurultay, 2009'da yukarıda da İbrahim Bey'le paylaştım. Maalesef Türkiye'de bir şey yapmadı. Türkiye'nin
Bu işten sorumlu milletvekilleri var. İki tanesi yanında ve de büyük bir, en büyük pediatri kongresinde. Dedim ki 2019'da hazırlanalım. 2019'da çok az kaldı. Artık bir yıl kaldı. Bugün yıllık toplantı ama her 10 senede bir çok önemli. Böyle bir çocuk haklarıyla ilgili bir çalıştay söz konusu olunca İnci, ablasında yeni doğancı arkadaşım, çok sevdiğim Ayşegül, Doktor Ayşegül, onu da böyle huzurlarınızı almak istiyorum. Dedim ben bu konuyu zaten çok seviyorum, çok ilgileniyorum. Farkındaysanız çok yoğun bir dönem, neonatoloji kongresi olmasına rağmen aktif oldum ve o çalışmadan da gerçekten büyük bir keyif aldım. Bugünkü konuşmamızda niyetlerim başlık dün, bugün ve yarın. Dün çok önemli bence. Geçmişi bileceğiz ki geleceğe yönelik planlar yapalım sevgili genç arkadaşlar. Her zaman tarihimizi bilelim, geçmişimizi bilelim, milletimizin geçmişini bilelim, dünyada neler yapmış, daima bir şey derken tarihçe diye girer. Onun için dün derken 1924'ten başlamakla beraber Tuğba'nın da değindiği gibi Mevlana 800 yıl önce bu işe el almış. 800 yıl önce. Biz aslında Mevlana Vakfı'yla da 12 Mayıs'ta bir toplantı gerçekleşti. Geçen sene çünkü 7-8 tane toplantı yaptık. Orada diyor ki yine ana ilkelerden birisi, din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan gerekenleri yapın diyor. Hatta daha geriye gidersek milattan önce Hipokrat, Sokrat, meşhur Yunanlı filozof, onların da bu konuya değindiğini biliyoruz. Yani zaten çocuklar dünyada birinci gündem maddesi olmak zorunda. Sevgili çocuklar, sizler de haklarınızı bilin ve ülkelerin gelişmişliğinde önemli bir eldeyiz. Biz peki dünden geldik 2018'e kadar. Söylediğim gibi dünyada ilk adımı Atatürk attı 1924'te. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Gelişmiş ülkeler ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşmiş Milletler 59'da, yani 30 yıl sonra. 99'da büyük toplantı yaptık. Ama ne oldu? Ne oldu sonunda? 2009'da maalesef yapamadık. Ama bu arada ben her yıl kendi çapımda toplantılar yaptım. Zaman zaman da bayağı büyük toplantılar yaptım. Hatta 2012 yılında sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim toplantımın sözü geçmiş. 2012'de. Çünkü iki gün içerisinde bir toplantı hazırlamıştım. Benim anne bebek sağlığı vakfındaki arkadaşlarımız hatırlayacaklar, İstanbul milletvekili, benim gibi neonatolog arkadaşım. Mecliste kutlama yapılırken diyor ki, vallahi diyor ben diyor bir gün önce Şişli haldeydim. Bir doktor arkadaşım öyle bir kutlama yaptı ki deyince, o dönemin başbakanı, şimdiki reis cumhurumuz, herkes ayağa kalktı, kim bu filan. Ve benden o yıl bir kongre yapmamı istediler. Yani çocuk dostları kongresinde burada böyle doktor arkadaşlar varsa altıncısını yaptık, ilkin o sene başladı. Yani zaman zaman yapıyoruz ama asıl önemlisi bu toplantıdan bugün böyle sadece toplantı yapalım, çıkalım, günü vaat edelim, söyleyelim değil de bir çalışma grubu oluşsun, bir şeyler yapalım, geleceğe yönelik. Zaten ben her gün bir çalışma yaptıkça bunların moralleri bozulur. Hoca nasıl çıkacak işin içinden diye, değil mi? Bir bakarsın Sağlık Bakanlığı der ki çocuklara yönelik bir dizi film yapacaksınız. Onu yapacağız. Ondan sonra toplantı yapacak, konferans yapacak, böyle devam ediyor. Şimdi neyse bu sene içerisinde 7-8 toplantı yaptık. Onlar slaytlarında görecek. Geleceğe yönelik. Daima ne derim hani? Kısa acil. Yani acilen ne yapacağız? Bir çalışma grubu oluşturacağız. Ondan sonra orta vade diyerek 2009'u kastediyorum. 2009'u. 2019'da yapmadım ki buna canım sıkılıyor zaten. Hatırlıyor musun bir kongrede? 4-5 sene önce Çocuk Dostları Kongresi'nde bahsettim orada. Çocuk Dostları Kongresi'nin başkanı geldi, onun için ona laf atıyorum. Çünkü eğitim çok önemli çocukların gelişebilmesi için. Aslında hukuk çok önemli. Burada hukukçu arkadaşlarımız var. Çocuk barosundan temsilci arkadaşımız bizim çalışma grubumuzda başka bir yerde olmak zorunda oldu ama bizimle birlikte olacağı sözünü verdi. Sosyal hizmetler önemli. Yani çocuklarla ilgili çok önemli. Çocuklar peki ben sizlere soracağım. Şimdi burada bir en başta oturan bir şeyimiz var. Çocukların ablası sayılır. Sen ne istersin çocuk olarak? Ne açıdan? Çocuk hakları olarak. Oyun, eğlence, temiz hava. Çocuklara karşı yapılan taciz, tecavüz. Bravo. Çok güzel, aferin. Peki başka sizlere sorayım böyle sırayla. Sen ne istersin? Çok oyun alanları istiyorsun. Çok güzel, bu da çok güzel. Hepsi çok güzel çünkü çocukların bedensel gelişimi önemli. Tacizler çok önemli. Bunlar zaten benim konumda
devam eden sorunlar içerisinde ağırlık olarak yer alıyor. Evet sen hep oyunu çok seviyorsun. Temiz bir çevre istiyorsunuz değil mi? Temiz olsun. Peki sen ne istiyorsun? Şimdi temiz bir çevre olsun ve çocuklara şiddet uygulanmasın. Çok güzel. Temiz yerler ve oyun oynamak. Çok güzel, çok güzel. Yerel yönetimlere demek çok önemli işler düşüyor biz eleştirilere. Evet, sen ne istiyorsun abla? Ben de bir havuza gitmek istiyorum. Spor yapmak istiyor. Güzel bir çevre istiyor. Eğitim yapmak istiyor. Şiddetten kurulmak istiyor. Katılım hakları istiyor. Zaten ellerdeki tam kartlarda da var. Ben çocuk görüşünde bunların hepsine değindim arkadaşlar. Evet, bunların olabilmesi gördüğünüz gibi, yani ne kadar gayret edilirse edilsin, sadece sivil toplumun, sadece eğitimin, sadece sağlığın üstesine geleceği bir şey değil. Çeşitli sektörlerden kamu birimleri, bunun yanında yerel yönetimler, medya adına yine biz medya mensubu iki arkadaşım onlara teşekkür ediyoruz. Her zaman için geliyorsunuz, teşekkür ederiz, çocuklara ilgi gösteriyorsunuz. Ve kısaca tüm toplum, çocuklar için el ele vermelidir. Ben şöyle kısaca bir özet yapmak istersek, en başta inanalım lütfen. İnanalım, yani bunu yaptığımız hareketten anlaşılır bu. Hani bir oradan oturup okumak var veya söylemek var, toplantıya gelip bunlar da güzeller ama inanalım ve anlayalım. İkincisi, etrafa anlatalım. Lütfen burada duyduklarımızı anlattığımız sistemlerimizi anlatın etrafa. Ben herkesin yanında söylerim değil mi? Ali benim oğlum, başhekim. Genel müdür, bakan, rahatlıkla onların yanına söylediğim için çok rahatlıkla söylüyorum bunları. Yani bu benim yapım belki. Ondan sonra inanalım, inandıralım. Daha önemlisi ne yapalım? Sürekliliği sağlayalım, sürdürülebilirliği sağlayalım. Bunları yapacak olan herkese tüm çocuk dostlarına, bak çocuk dostları derneği değil mi? Derneğimizin ismi de dost kelimesi bizde zaten. Çocuklara önem vererek tüm çocuk dostlarına ben tekrar hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, az önce şiiri dinlemiştik, şimdi de bir de gitar dinletisini dinlemek istiyoruz. Evet, tekrardan büyük alkışlarımızla Arda Çekçeli sahnemize davet ediyoruz. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna yansa. Asiyenoğlu alkışlarla ve Avras Hastaneler Grubu İşletme Direktörü Sayın İbrahim Vurlu alkışlarla. Ben öncelikle son okuduğum bir kitap var.
kara saçlı yörüklerin yakın tarihi. Orada Asiye Luhu, bugün eğer bu sevda, bu ruh nereden geliyor derseniz, bu kitabı bulduğunuz zaman, onu orada okuduğunuz zaman, babası Sefa Veysoğlu. Karacaoğlan'ın Kara Sevdası diye bir film 60'lı yıllarda. O filmi de Asiye Hanım'ın evinde çekilme, o kitapta onu görürsünüz. Bir yörük çocuğu, bizim oralarda böyük derler, ev yok, ottan yapılır, kara çadır derler, o çadırda yaşayan Ramazan Alıç ya da Ramazan Verice'dir. Yazdığı kitaptan söz ediyorum. Ramazan küçük bir çocuk. Babası Sefa Veysoğlu'nun evine giderler. Orada çocuk çadırda yetişen, yaşayan bir çocuğu düşünün. Bir konağa geldi. Nasıl davranacak? Ne yapacak? İşte orada Asiye Hanım o gün ona mandalin ya da portakal dediğim bir portakalı soyup verir. O kitabı aktarıyorum size. Yani orada demek ki genetik potansiyelimizde de insan kişiliğimizi var eden, evet özgeçmiş, özden gelen şeyler var, o şifrelerle geliyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumun bize verdiği kattığı katkılar bunlarla başlıyor. Evet, Türk toplumunu çocukluğumda okuduğum zaman en acı hikayelerimiz, yöremizde destanlar yazılırdı. Doğum yaparken ölen kadınların ağıtları var. Bu ağıtları dinlediğiniz zaman bugün bakıyorum ki, evet, haklar anne karnında başlıyor. Savaşlar da anne karnında başlıyor. Geçen cumartesi günü, hemen bir önce, prematüre bebeklerin hepsinin Ali Bey'de sağ olsun hazırlamışlar çok güzel bir program. O anne karnından erken aceleci o bebeklerin, o zaman yaşamıyorlar. Bakın Kennedy'nin çocuğu da yaşamamış. Bu aceleci bebeklerin ve orada bir ordu kurulmuştu. Bu Asiye Hanımların ve hekimlerimizin günümüzün tıbbı gelişiminin bunda büyük payı var. Evet, teşekkür kelimesini Asiye Hanımlara az buluyorum. Bizim bir felsefemiz var. Bu hastaneyi açarken doktorlarımızla giderdik. Halk eğitim merkezleriyle müdürüme de tekrar tekrar bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Gider, o zaman henüz daha bir kadın doğum doktoruna gitmenin huzurlu olduğu, hele hele özel doktora gitmek, bu bir para tuzağı oldu. Oysa ki bir ülkede hayırlı bir evlat, kaliteli bir evlat dünyaya getirmek için bu iş anne karnında başlıyor. Anne karnında bu evreleri nasıl yönetiriz diye o annenin bu konuda bilgilenmesi, bilinçlenmesi gerekiyor. Yani kısacası uzatmayın. Biz bir anne babadan kaliteli bir evlat nasıl dünyaya getirilir diye hastane olarak bunu bir kadın doğum bölümümüzün misyonu ve vizyonu yapmıştık. Bu misyon ve vizyondan biz bu ülkede çocuklar için kim neler yaptı diye ödüller veriyoruz. Aziz Nesin'e de verdik, Barış Manço'suna da verdik, diğerlerine. Bu sene Asiye Hanım bu kurumun ödülüne de layık görüldü. Onu da söyleyeyim. Hatırlamayın. Felsefemiz tabi sağlıkçısı, bedeni, ruhi, sosyal diyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan bu işi yapacaksın. Sağlık bu. Ama maalesef ana ilke bu olmasına rağmen maalesef insanların ötekileştirdikleri de oluyor. Bu karınca kararınca elimizden geldiği kadar biz de bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok fazla uzatmadan ben bugün burada hastanemizin işletme direktörü değil de eski bir eğitimci şapkasıyla arkadaşlar beni davet ettiler.
Ben aslen köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okullarının şeyiyim. Biraz önce Asiye Hanım'ın bu kitabını yazan çocuklar bizim okulun aynı tabaklarda yemek yediğim bir arkadaşımın bana hediye ettiği bir kitaptı. Onu okudum ve Asiye Hanım konuşurken hep bunlar beynimden geçti. Sizlerle paylaşmış oldum. Biz kurum olarak SEÇ diyoruz, sağlık, eğitim, çevre odaklı. Bugün onu çocuk odaklı ya da çevirebiliriz diyorum. Bundan sonra çevre diyoruz ama sağlık, eğitim, çevre odaklı ve çocuk odaklı çalışıyoruz diyebilirim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüldüğü gibi ben özellikle bugün konu başlığını çocuk haklarının dünü. Yani biz hani bilinen dün 1924'ten günümüze kadar, bugünü derken 2018 yılını, gelecek derken de bugün dahil olmak üzere önümüzdeki bir seneyi. Orta vade dediğimiz zaman 2029, 2039'u ben idare edeceğim yani 2049'a siz hazırlanın. Evet, bu benim böyle bu silah şekli birçok yerde kullanabiliyorum Mustafa Bey'de. Her zaman nereye gidiyorum? Konu anne sütüyse anne sütü, obeziteyse her bir konuda yapılan olayın Türkiye'nin uluslararası platformda yükselmesiyle ilgili. Evet. Her konu çok önemli ama çocuk hakları çok geniş kapsamlı. Hepsinden daha zor. Hani şimdi bir sene içerisinde çocuk haklarını sağlık yönünden tamamen kavuşturacağım diyemiyorum. Ama en azından biz şu iki önemliliğine çözüm getirebilirsek ve diğer arkadaşlar da paralel şekilde çalışırsa, ama şunu söyleyeyim, sağlıkta gerçekten çok büyük başarı var. 2000'li yıllardan sonra sağlıkla uğraşmayanlar belki bilmez ama 2000'li yıllardan sonra Recep Atla zamanında projeler dönemi başladı, değil mi? 2000'li yıllardan sonra inanılmaz projeler ve ben o gün halk sağlığında ilgili bir ve çocuk, erken ve kadın sağlığı birimine gittiğim zaman da şaşırdım. Her bir bölümde 8-10 kişi vardı. Her bir birimden sorumlu. Yaptıkları gerçekten çok güzel. Ama tüm Türkiye çapında bunları gerçekleştirmek çok kolay değil. Ama bu arada tüm kişilerin de çok önem vermesi lazım. Belki o gruplarda bizim özellikle hani şeyi nasıl bilemiyorum, psikolog, psikiyatr, bunlar çok önemli, pedagog, diyet uzmanı, mesela doğum psikoloğu, yani özellikle ruhsal yönden destek, gıda, beslenme, bu konulardan önemli desteği ve bunları hayata geçirecek durumlara ihtiyacımız var. Yoksa programlar, planlar devlet tarafından yapılmış. Evet, sevgili Sinem, Sinem'leri ben bugün tanışıyorum. Anne Bebek Sağlığı Vakfı'nın ben de kurucularındanım. Sinem Hanım bize son bir yılda katılmış, uzman psikolog. Bebek hakları konusunda gelişim psikoloğu kendisi. Buyurun, bebek hakları için. Eğer savaş nedeniyle ölen çocuklar, açlık nedeniyle gözlerinden acı okunan çocuklar, annesinin kucağında baygın yatan çocuklar, masum dünyaları tacizler nedeniyle darmadağın olmuş çocuklar, eve ekmek götürmek zorunda olduğu için çalışmak durumunda kalan çocuklar, çocuk olduğu fark edilemeyen ve korunamayan çocuklar varsa, İlerlemelerimiz, ricalarımız, gücümüz kimin için vardır ve neye yarar? Dünyada bir tek çocuk dahi bunu yaşıyorsa, mutluluktan ya da insanlığın ilerlemesinden bahsetmek mümkün müdür? Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ben de bu konuyla ilgili olarak, bu da temel oluşturabilecek ama çok da konuşulmayan bir konu hakkında konuşacağım, bebek hakları konusunda. Çocuk hakları konusunda son 100 yılda çok yol kat ettik ama kat etmemiz gereken yol daha da uzun aslında. Bebeklik dönemiyle ilgili, bebeklik döneminin ne kadar önemli olduğunu ise dünya daha yeni yeni keşfediyor. Bu yüzden bebek hakları da çok yeni konuşulmaya başlandı. Bundan 50 yıl önce asıl önceliğimiz belki sadece bebek ölümlerini engellemekti. Bu konuda çok yol kat edildi, hocamın da söylediği gibi. Anne Bebek Sağlığı Vakfı gibi kurumlar, anne bebek sağlığı konusunda yapılan atılımlarla ölümler oldukça azaltıldı. Hem dünyada hem Türkiye'de. Tabii riskli gruplar nedeniyle hala bebek ölümleri bizim için önemli. Hala önemini sürdürüyor. Ancak bu noktadan sonra artık odamıza yeni konular koymalıyız. Bebek ölümlerini engellemek önemli, gerekli ancak yeterli değil. Toplumda yaşayan her bir bebeğin sağlığını, sağlıklı gelişimini sağlamak, onun ölümünü önlemek kadar önemli. Çünkü bugünün
bebekleri, bugün toplumda yetişen bebekler yarının yetişkinleri olacaklar bu toplumda. Bu toplumun yapı taşları 30 yıl sonrasını oluşturacaklar. Eğer bebeklik dönemi desteklenmezse oluşabilecek problemler çözümü çok zor, köklü problemler olacaktır ve toplum içinde aslında bir tehdit oluşturacaktır. Bunu anlayabilmek için aslında bebeklik döneminin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak gerekir. Bugün biliyoruz ki yetişkin beyninin %80'i ilk 3 senede gelişiyor. Aslında çok büyük bir bölümü. Yani bebeğin daha ilk yıllardan ileride nasıl bir potansiyele sahip olacağı belli oluyor. Tabii ki zihinsel, fiziksel, değil, sosyal, duygusal gelişim için oldukça önemli bu 3 yıl. Ama belki şu açıdan bakarsak daha da önemli. Hayat ve benlikle ilgili algısını ilk 3 yılda, ilk yıllarda inşa ediyor. Dolayısıyla bu bebeklik dönemi oldukça önemli. Bebek de gayet çaresiz bir varlık olarak geliyor. Bakıma en uzun muhtaç olan canlı insanoğlunun yavrusu. Gelişme bu kadar yavaş ilerlerken ve kendine bakma becerisi bu kadar düşükken elbette ihtiyaçlarının karşılanması, duyarlı bir şekilde karşılanması ve istikrarlı bir şekilde karşılanması çok önemli. Çünkü ruhsal, zihinsel, bedensel gelişimi bunlardan etkileniyor. Ruh, zihin, beden dedik. Yine hocamın da vurguladığı gibi bu üç unsuru, varlığımızın bu üç unsurunu artık birbirinden ayırmamız mümkün değil. Hepsi birbirinden etkileniyor. Zaten bebeklik dönemi çok psikosomatik bir dönem. Bu üçünü bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle sadece emzirilmesi, giydirilmesi, uyutulması değil, bunların onun verdiği sinyallere duyarlı bir şekilde yapılması, sevgiyle, şefkatle, güvende hissettirilerek yapılması çok önemli. Araştırmalar gösteriyor ki bakımı duyarlılıkla yapılmayan, bakımında istikrar olmayan, aile içinde bir birey olarak kabul edilmeyen, sevgi ve güven ortamı içinde yetişmeyen bebekler ileride ruhsal sağlığı bozulmuş, ayakta duramayan, kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, insan ilişkileri sağlıksız, gelişimsel olarak potansiyelin çok gerisinde kalmış ve hatta belki de toplum için ciddi tehlikeler oluşturacak psikolojik rahatsızlıklara açık bireyler oluyor. Oysa bir çocuğun gelişimini desteklemek, bir yetişkini tamir etmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Başka bir deyişle eğer bir ülkedeki suç oranlarını düşürmek istiyorsanız, ruhsal olarak daha dengeli bir toplum oluşturmak istiyorsanız, ülkeyi güçlü, medeni, ileri ülkeler arasında var olmasını sağlayacak insanlarla oluşan bir topluluk arzu ediyorsanız, yapacağınız en önemli yatırım bugün bebeklik dönemine yapacağınız yatırımdır. Bu geri dönüşünü en efektif biçimde alacağınız ve toplum olarak sırtınızı yere getirmeyecek tek yatırımdır. Bebeklik dönemi desteklenmelidir. Bebeklik döneminde bebeğin kişiliğini özelini inşa ettiği anne-bebek ilişkisi, anne-bebek ikilisi, anne-bebek ikilisinin içinde bulunduğu çekirdek aile, yani kısacası bebeğin yeşerip çiçek verdiği o güvenlik kucak mutlaka desteklenmelidir. Şimdi bu noktada dünyadan bir iki örnek vereceğim, fazla değil. Bu konuda bebeklik dönemini desteklemekle ilgili ciddi atılımlar yapmış ülkeler. Avustralya'da bundan 40 sene önce suç oranları çok yüksek. Ne yapalım diyorlar ve karar veriyorlar. Tabii bütün okullar eğitimi gösteriyor. İlk öğretimden itibaren eğitimde ciddi bir reform yapıyorlar. Sonra uzamsal çalışmalarla bakıyorlar ki suç oranları düşmüş. %30 oranında. Güzel ama yeterli değil diyorlar. Daha ne yapabiliriz dediklerinde zorunlu eğitimi 0 yaşına indirmeye karar veriyorlar. Orada anne doğum yaptığı zaman doktor anne bebek gruplarına yönlendiriyor. Böylece eğitim başlıyor. Ve yine çalışmalar yaptıklarında görüyorlar ki suç oranları %80 oranında düşmüş. Yani aslında tüm eğitime yapılandan çok daha fazla fayda getirmiş bebeklik dönemine yapılan reform. Bir başka çarpıcı örnek de Amerika'dan, Arizona eyaletinden geliyor. Orada da erken müdahale programı başlatıyor devlet. Şöyle ki işte riskli aileler, yani bebeğini ihmal etme olasılığı olan annelere devlet hemşire gönderiyor. Doğumdan sonraki bir hafta boyunca aileyle kalıyor. Ve yeni doğan bakımı ile ilgili onlara destek veriyor. Yine aynı şekilde uzamsal çalışmalarda görüyorlar ki yakalanma oranları %80, mahkumiyet %50, uyuşturucu kullanımı ise %90 oranında düşüyor. Ülkemizde de benzer çalışmalar çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılıyor.
anne çocuk eğitimleri, anne destek programı ve bunlar çocuk gelişimi konusunda olumlu sonuçlar veriyor. Ancak bu programların toplum geneline yayılması ve her ebeveyn tarafından ulaşılabilir olması çok önemli. Eğitim önemli ama anne depresyonu, anne için sosyal destek de çok önemli. Çünkü doğum sonrası depresyon anneliğin en sık görülen komplikasyonu. Yani kadın doğum sonrasındaki dönemde psikolojik rahatsızlıklara en fazla yakalanma riskini yaşadığı dönem oluyor bu dönem. Bu nedenle yine yapılan çalışmalar gösteriyor ki gebelikte bebekle bağlanmayı en çok destekleyen şey sosyal destek. Bir diğeri de eğitim zaten. Dolayısıyla anne ile bebek bağlanması, tabii burada annenin duyarlılığını artırmak aslında bu depresyonu, psikolojik rahatsızlıkları atlatmasını sağlamak ya da önleyerek üstesinden gelmek vasıtasıyla annenin duyarlılığı bebeğe arttırılıyor ve böylece anne bebek ilişkisi güvenli hale getiriliyor. Zaten bu ilişkinin güvenli olmasının önemini ne kadar vurgulasak azdır. Çünkü bütün bu beden, zihin, ruh sağlığı bu ilişki üzerine kurulu. Dolayısıyla bu sayede sağlıklı bebekler gelişiyor. Bununla ilgili bu annenin duyarlılığı ile ilgili belki çok sayıda örnek verebiliriz ama ben çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. UCLA Üniversitesi'nde Amy Shore tarafından yürütülen bir çalışma bu. Burada 3 yaşında 2 tane çocuğun beyin büyüklüklerini görüyorsunuz, PET scanlerini. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu iki beyin büyüklüğü birbirinden farklı. Soldaki çocuğuna duyarlı yaklaşan bir annenin çocuğuna aitken sağdaki aşırı derecede ihmal görmüş bir çocuğa ait beyin. Yani burada ilk yıllardaki ihmalin resmini görüyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla örnek var söylenebilecek. Yani bu ilgisizliğin ileride davranış bozukluğu yaratması gibi birçok örnek de verilebilir. Çarpıcı bir örnek de şimdi ben size burada sorsam insan ömrünü en çok azaltan şey nedir diye. Belki sigara dersiniz, belki stres dersiniz. Ama bu faktörlerin en başında aslında travmatik çocukluk dönemi geliyor. Sigara 10 sene azaltırken travmatik çocukluk 20 sene azaltıyor. Şimdi birey ve toplum için önemini konuştuğumuza göre artık bebek hakları bildirgesine geçebiliriz. Bilgiler ışığında bu Dünya Bebek Ruh Sağlığı Derneği'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bildirgesine ek olarak yayınladığı bir bildirge. Ve son olarak koruma altındaki bebeklerin duygusal ve gelişimsel durumlarını değerlendirme ve iyileştirme için kaynak ayrılmasının yanı sıra bebek enstitülerindeki bakım sağlayan kişiler, koruma profesyonelleri ve koruyucu aileler için eğitim ve denetim kaynaklarını da sağlayan politikalar mutlaka esas alınmalıdır bebek hakları adına. Özetlemek gerekirse son olarak bebek hakları birey ve toplum sağlığı için toplum tarafından bebek ruh sağlığının öneminin anlaşılması gerekiyor. Bence herkesin bundan artık bahsetmesi gerekiyor. Ebeveynlerin ve bakım sağlayanların bebek ile ilişkileri konusunda eğitim ve destek olanaklarının ve farkındalıklarının artırılması gerekiyor. Göçmenler, çocuk esirgeme kurumları, hapishanelerde anneleriyle birlikte olan bebekler veya sosyoekonomik düzeyi düşük aileler gibi risk gruplarına gerekli desteğin verilmesi gerekiyor ve buralarda çok ciddi rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu sayede bebek hakları konusunda ilerlememiz ve toplumun sağlıklı yapı taşları üzerinde yükselmesini sağlamamız mümkün olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de kırmızı elbiseler giymiş çocuk günleri nedeniyle çok çalışkan ve çocuk haklarına emek veren, gerçekten çok enerjik ve yakaladım onu şimdi, bırakmayacağım böyle yıllarca birlikteliğimi sürecek. Çocuk yaşta zorla evlendirilen, teknolojiyi karıştırıyorum, zorla evlendirilen çocuklar konusunda İnci Karağan eğitim koçu kendisi. Buyurun. Ben her şeyden önce iki tane kız evladı olan bir anneyim. 20 yıl uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalıştım. Ama bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Aslında ben babaannemin torunuyum. Niye o önemli benim için? Çok hüzünlü bir hayat hikayesi var. Aslında o da zorla evlendirilmiş bir kadın. Evet, doğum tarihi 1912. Tabii Cumhuriyet'in kurulma yıllarından önce doğmuş olmanın getirdiği bir zorluk dünyasının içerisinde.
kaçırılıyor ve zorla evlendiriliyor. Aslında bir anlamda bulunduğu köyden evlendirilmek üzere de değil de besleme olarak Antalya'ya getiriliyor. Ve ondan sonra artık ona bakan aile de o kadar fakir ki sonuçta onun mahalledeki yine bir çocukla evlendirilmesine karar veriyor. 13 yaşında evlendirilen babaannenin ilk çocuğu kendisi 14 yaşındayken dünyaya geliyor. Biraz önce psikolog arkadaşımın anlattığı hani anne ile çocuk arasında sağlanması gereken bütün o gereklilikler var ya, hiçbir yok. Aslında bugün benim sizin karşınızda olmam ve bunları sizlerle paylaşıyor olmam bir mucize. Çünkü o hayatta kalmış, o evladına verebileceği en önemli şey, şefkati vermiş, babam hayatta kalmış. O bizim elimizden tutmuş, biz bugün buradayız. Herkes bu kadar şanslı değil maalesef. Ne o yıllarda doğup büyümüş olanlar, ne de bugün aynı kaderi paylaşanlar. Evet, ilk annelik yaşı 14, çocuk sayısı 3, 24 yaşına kadar. Eğitimi hiç yok. Eşinden gizlice kaçarak okuma yazma öğreniyor. Ve bu fark edildiği zaman da inanılmaz bir şiddetle karşılaşıyor. Evet. Ölüm yaşı 24. Kısacık bir ömür. Aslında geriye dönüp baktığımda ve öldüğünde lohusa bir bebek bırakıyor. Biraz önceki arkadaşımın anlattığı hikayedeki aynı durum. Geriye dönüp baktığımda bütün bu çalışmayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor? Aslında hepsi burada gizli. Neler var, neler yok? Bunların sıkıntıları nerede doğuyor, nerede başlıyor? Ayşe Hanım'ın hikayesinden daha sonra çocuk hakları sözleşmesinin içinde gördüğümüz her şey aslında onun da hakkı, bugün aynı kaderi yaşayan diğer çocukların da. Erkek evlilik normal zaten, yani bunda bir şey yok ki diye bakıyor ataerkil değer sistemi. Yani siz niye bu 18 yaşın önce kızın evlenmesine bu kadar takıldınız ki? Yani bu bakış açısı harika. Erkek evlilik gelenek haline geliyor. Hatta özendirilmeye çalışıyor. Bak işte o da evlendi, hayırlı kısmeti çıktı, sen de evlen evladım diye aile bunu bir gelenek tadında devam ettirme niyetinde oluyor. Sorunun önündeki en büyük engel aslında sorunun sorun olarak fark edilmiyor olması. Sorunun sorun olarak tanımlanmıyor olması. Ona biz öyle sorun diye bakıyoruz ama ataerkil değerler sisteminin içerisinde bunu yaşaya gelen toplum onu öyle görmüyor. Ataerkil ailelerde gelecekleri ve evlilikleriyle ilgili gençlere söz hakkı tanımıyoruz. Nerede kaldı o zaman bizim uluslararası yaptığımız anlaşma, imzaladığımız anlaşma? Havada kaldı. Berber dişi kertlisi kan bedeli evliliği levirat ve sorarak devam ediyor. Şimdi bunlar size böyle acayip kelimelermiş gibi gelebilir ama işte başlık parası biliyorsunuz erkeğin ailesi, kızın ailesine bir para veriyor. Bir mal gibi alınıyor maalesef genç kızlar. Berberde de şöyle bir şey oluyor. Bir kadın bir erkek evli, kadın ölürse o zaman onun kız kardeşiyle evleniyor. Erkek. Niye? Aslında niyet arkasındaki niyet çok kötü değil. Eğer ortada çocuklar varsa yine kız kardeşinin evladına en iyi onun kız kardeşi bakar diye düşünülüyor çünkü. Bunun tam tersinde de eğer bir kadının eşi ölürse, kocası ölürse bunun karşılığında da onun kayınbiraderiyle evleniyor. Yani burada liberal sorarak öyle berdende karşılıklı kız alışverişi var. Aslında berdenin de Anadolu kültüründe baktığımız zaman iyi de bir niyeti var altında. Kötü değil aslında. Kan davası olan aileler birbirlerine kız alıp veriyorlar ki kan davası bitsin. Artık burada bir barış imzalayalım, soy birleşsin ve artık burada bir barış yapalım. Ama olan gene kime oluyor? Kadınlara, kızlara, 18 yaşın altındaki genç kızlara oluyor. Geleneksel toplumda mahalle baskısı artıyor.
aile içi cinsel saldırı durumu varsa ya da böyle bir kaygı varsa o zaman anne özellikle kız bir an önce birisiyle evlensin istiyor. Ve bir an önce gitsin. 18 yaş falan önemli değil. 5 tane abi var, 10 tane kayınbirader var. Yani ne yapsın, anne ne yapsın durumunda maalesef böyle senaryolarda olabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine geldiğimiz zaman yine geleneksel toplumdan bakış açısından sadece ev içi rollere yatkındır zaten. Kız dediğin nedir? Sadece ev işi yapar. Yani baksın, çocuk baksın, yemek yapsın, ev işleri görsün. Bu kadar yeterli diye bakılıyor. Yaş önemli değil. Yani 12 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa zaten ortalığı süpürebilir. Hani basit işleri yapabilir. Tamam eş olarak da rolünü yerine getirebilir. Hele ki ergenliğe girdiyse tamam o zaman diye bakılıyor aslında. Çok hatalı. Erkek akranları kadar değerli değildir diye bakılıyor. Bir ailenin iki tane çocuğu varsa benzer yaşlarda erkek okula gidebiliyor. Kız gidemiyor. Çünkü zaten o becerikli değil. O kadar anlayamaz, o kadar yapamaz diye bir varsayım üzerinden gidiyor. Kızlar iyi bir evlilikle refaha kavuşur. Zaten kızın refaha kavuşması için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Böyle bir beklenti var. O ancak böyle hani bir şekilde ailenin kendi durumundan biraz daha halbuki biriyle evlenirse zaten o kendi refahına kavuşur gibi bir algısı var. Eğitim eksikliği burada çok önemli. Okula gidemeyen çocukların bütün dünyada maalesef çoğunluğu kız çocuk. Erkekler de gidemiyor aslında. Özellikle savaş bölgelerinde, yoksulluk bölgelerinde bütün çocuklar mağdur bu durumdan. Ama yine en çok kız çocuklar mağdur. Ailenin eğitim seviyesi düştükçe 18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesi maalesef daha artıyor. İşte burada yine hocamın da dediğine geliyoruz. Eğitim en başından beri önemli. Okula gitmeyen kız çocuklarının çoğu çünkü evlendiriliyor. Kader böyle. Bir basit döngü içerisinde giriyoruz. Bir kısır döngü içerisinde giriyoruz. Aile fakir, aile eğitimsiz. Çocuklar evlendiriliyor. Zaten o da eğitimsiz kalacak. Bu döngüden çıkmak için anahtarımız okuyan kızlarımız. Eğitim yapan kız çocukları varsa bile, eğitimdeyse bile nişan veya erken evlilik nedeniyle maalesef okuldan alınıyorlar. Okula gidemeyen çocuklarımızın tablosuna baktığımız zaman yine maalesef burada da kız çocuklar daha yukarıda. Okula göndermediğimiz çocuklarımızın çoğu Türkiye'de erkeklerde de yüksek. Bu UNESCO'nun çalışması. Bunlar çok taze. Bu senenin çalışmaları. Devam edelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine okullaşma oranına baktığımız zaman erkekler %70, kızlar %65-66 seviyelerinde yakınlaşıyor birbirine ama hiçbir zaman için ayrılmıyorlar. Burada yapılan uluslararası çalışmalardan bir tanesi de 140 tane ülke analizi yapılmış. Biz 135. en dipteyiz. Ayrımcılık ve okula girmeme konusunda. Maalesef karnemiz eğitim konusunda zayıf olduğu için 18 yaş altı evlilikler konusunda da aslında hüzünlü bir haldeyiz. Devam. 15-19 yaş arasında peki bu çocuk hani gitmedi okula da ne yapıyor durumuna baktığımız zaman üretime mi dönüyor? Yani bu çocuklar üretim hayatına mı atılıyor? Hayır, orada da erkek çocuklar daha fazla. Aslında onların da okulda olması gerekiyor ama yine de üretim sektöründe ya da para kazanabilir, ekonomik olarak faydalı olabilir kendine veya ailesine durumunda kız çocuklara hayır sen evde otur diyoruz. Bu istatistikte bulunuyoruz.